Merhaba arkadaşlar. Kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar ünitesine kimyasal tepkimeler ve denklemler kısmını devam ediyoruz. Bu kısımda arkadaşlar bir kimyasal tepkime nasıl yazılır, yazılırken nelere dikkat edilmelidir, yazıldıktan sonra ilk olarak ne yapılması gerekir gibi kısımları inceledikten sonra bazı kimyasal tepkime çeşitlerini inceleyeceğiz. Burada özel olarak asit baz tepkimeleri, yanma tepkimeleri, çözünme çökelme tepkimeleri, birleşme ve analiz tepkimeleri gibi tepkime çeşitlerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle kimyasal tepkime denklemlerinde yani bir kimyasal tepkime bir kimyasal denklem nasıl yazılır? Ne anlama gelir? Bununla başlayalım arkadaşlar. Öncelikle bir kimyasal tepkime arkadaşlar girenler ve ürünlerden oluşur. Şu ok ile girenler ve ürünler ayrıştırılır arkadaşlar. Okun sol tarafındaki maddeler girenlerdir. Bu 1 2 3 veya daha fazla olabilir. Okun sağ tarafında olanlar ise ürünlerdir. Girenlere bir diğer ismi arkadaşlar reaktiflerdir. Ürünlere ise reaktanlar denilebilir. Ancak genellikle reakt reaktanlar çok kullanılmaz. Genellikle ürünleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir kimyasal tepkimede atom sayısı ve cinsi daima korunmak zorunda. Örneğin burada potasyum, klor ve oksijen 3 tür atom var. Sağ tarafta da potasyum, klor ve oksijenle 3 tür atom olmak zorundadır. Aynı zamanda sayısı da eşit olmak zorundadır. Örneğin 1 potasyum, 1 potasyum, 1 klor, 1 klor, 3 tane oksijen. İşte 3 bölü 2 çarpı 2'den yine 3 tane oksijen eşit olmalıdır. Şimdi bir kimyasal tepkimede giren maddenin sağ alt köşesine şöyle parantez içerisinde indiz şeklinde arkadaşlar fiziksel halleri yazılabilir. Eğer ki o maddemiz katı halde ise parantez içerisinde K. Eğer ki sıvı halde ise parantez içerisinde S. Eğer ki gaz yani ilk harflerini yazıyoruz. Eğer ki gaz halde ise G. Eğer suda ise direkt suda yazılır. Ya da aqua yazılır arkadaşlar bu şekilde fiziksel halleri de belirtilebilir. Aynı zamanda şu okun üzerine arkadaşlar üstüne veya altına bu tepkimenin kaç derece sıcaklıkta gerçekleştiği kaç atm ya da kaç bar ya da kaç santimetre civa basınç altında gerçekleştiğini yani sıcaklık ve basınç koşulları da yine yazılabilir. Örneğin bu tepkime diyelim ki 600 derecede gerçekleşmiş olsun. Şuraya 600 derece yazılır. Örneğin 5 atm'de gerçekleşmiş olsun. 5 atm şöyle altın üstüne de yazılabilir. Fark etmez. Altına veya üstüne sıcaklık ve basınç yazılabilir. Aynı zamanda örneğin bu tepkimeyi hızlandırmak için bir katalizör kullanılıyorsa katalizör olarak kullanılan madde atıyorum bu tepkime de KMN14 kullanılmış olsun. Katalizör olan madde de böyle tepkimenin okun üzerine veya altına yazılabilir arkadaşlar. Bu şekilde bir kimyasal tepkime ifade edilebilir. Şimdi kimyasal tepkime yazıldıktan sonra ilk yapılması gereken şey sol ve sağ taraftaki yani girenler ve ürünler tarafındaki Atom sayısı ve cinsinin eşit olması lazımdır. Bunun için eşit değilse arkadaşlar eşitlemek gerekir. Uygun sayılarla çarparak eşitlemek gerekir arkadaşlar. Burada başına katsayı olarak getirdiğin sayılarda arkadaşlar eğer ki tek tür atom varsa kesirli sayılar da getirilebilir ancak tek tür atom yoksa kesirli sayılar kullanamayız arkadaşlar. Şöyle örnekler üzerinden bakalım arkadaşlar. C3H5OHX artı YO2'de 3 karbondioksit 4H2O te denkleştirilmiş tepkimesinde X bölü Y oranı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar burada bildiklerimiz üzerinden bakın. 3 tane karbon var 3 tane karbon var. Karbonlar eşit zaten. Şimdi şu an 5 tane hidrojen var burada. X tane de burada var. 5 artı X tane hidrojen var sol tarafta. Eşit olmalı. Bakın sağ tarafta kaç tane hidrojen var? Şu katsayıyla şu sağ alt köşedeki sayı çarpım durumundadır. Her bir atom için 4 çarpı 2'den 8 tane hidrojen var. O zaman x ne gelir buradan arkadaşlar? 3. x'i 3 bulduk. Şimdi sol taraftaki oksijen sayısına bakalım. Buradaki bakın parantezin dışındaki sayı yani şu an için burada 3. Parantez içerisindeki her biriyle çarpım durumundadır. Örneğin katsayı olsa bir de onu da çarpacaktım. 3 çarpı 1'den burada 3 tane oksijen var. 2 çarpı y'den 2 tane de y var oksijen için. 3 artı 2 y. Eşit olmalı. 3 kere 2 6 tane oksijen burada var. 4 tane de burada var. Toplam 10 tane oksijen var. Şimdi ne gelir? 2 y eşittir 7. Y buradan arkadaşlar 7 bölü 2 gelir. Şimdi x bölü y oranını soruyor arkadaşlar. X 3'tü. Y de 7 bölü 2. Ters çevirip çarparsanız ne gelir? 6 bölü 7 gelir. Denklemini en küçük tam sayılarla denkleştirildi. Bakın buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Biz demin örneğin bu tepkimeyi denkleştirirken en küçük tam sayılarla denkleştirmedik. Neden? Y'ye 7 bölü 2 dedik. Çünkü tek tür atom varsa katsayısı rasyonel olabilir. Biz bunu en küçük sayılarla denkleştirdik. Örneğin burası 1, 7 bölü 2, 3, 4. Ama en küçük tam sayılar dediği zaman bu tepkimi örneğin bunun içinde de deseydi bir daha 2 ile çarpıp 2, 7, 6, 8 yaparak en küçük tam sayılar olacak şekilde düzenleyecektik. Şimdi buna bir bakalım bu tepkimeye. Bakın sol tarafta 3 tane magnezyum var. Tabi bunları denkleştirirken önce metalleri, sonra metalleri, sonra hidrojen, sonra oksijeni yapacak şekilde denkleştirebilirsiniz. Örneğin burada magnezyum var. 3 tane magnezyum var. Şu an burada bir tane var. Burayı 3 ile çarparak magnezyumları eşitledim. 2 tane azot var. Hiç azot yok. Yani 1 tane azot var. Hiç azot yok değil tabii ki. 1 tane var. 2 ile çarparak 2 çarpı 1'den 2 tane azot oldu. Azotlarımı da eşitledim. Şimdi hidrojen ve oksijene bakacağım. Sağ taraftaki hidrojene bakıyorum. Bakın şu parantezin dışındaki 2. Şuradaki hidrojen 2 tane hidrojen. Bir de şuradaki 3 çarpıyorum. 6 tane hidrojen burada var. 6 tane de burada var. 12 tane. Burada da 12 olması gerekiyor. O zaman burayı 6 ile çarptım. Şu an eşit olması lazım. Son olarak da oksijeni kontrol ederek doğru yapı yapmadığımıza bakıyoruz. 6 tane oksijen. 2 kere 1, 2, 3 de burada. 6 tane oksijen eşit. Neyi soruyordu zaten? Suyun katsayısı. En küçük tam sayılarla mı denkleşti? Evet. 1, 6, 3, 2. Daha sadeleşmez. O zaman cevabımız 6 diyebiliriz. Bir de denkleştirmiş tepkime de x ile belirten yani bileşiği sorabilir. Bakın 9 çarpı 2'den 18 tane demir var. Burada hiç demir yok. 6'yı kaçla çarparsam 18 olur? 3 ile. Demek ki x'in içerisinde 3 tane demir var. 3 çarpı alttan 18 olacak. Azota bakalım. 2 tane azot var. 2 tane azot var. Demek ki x'in içinde azot yok. O gitti. Oksijene bakalım. 9 kere 3 27 tane oksijen var. Burada 3 tane var. 27 eksi 3'ten 24 tane olması gerekiyor burada. 6'ya böl 4. Demek ki O 4. E bu da tamam. Hidrojene bakalım. 3 kere 2 6 hidrojen. Burada da 6 hidrojen. Hidrojenler eşit. Zaten çıktı F3 O 4 olması gerekiyor. Yani bu şekilde gelebilir arkadaşlar. Kolaylıkla böyle yapabilirsiniz. Sol ve sağ taraftaki uygun sayılarla denkleştirirseniz eşit olacak şekilde bulabilirsiniz. Şimdi tepkime türlerine gelelim arkadaşlar. Çok fazla tepkime türü olmakla birlikte biz temel olarak burada 5 tane tepkime türü inceleyeceğiz. Yanma tepkimeleri, asit pas tepkimeleri, çözünme çökelme tepkimeleri, birleşme ve ayrışma tepkimeleri inceleyeceğiz. Bu kadar mı tepkimeler? Hayır. Çok fazla tepkime türü var. Biz temel olan 5 tanesini inceliyoruz burada. Şimdi yanma tepkimesi nedir arkadaşlar? Yanma tepkimesi genel olarak şöyle ifade edilebilir. Bir maddenin oksijenle gerçekleştirdiği tepkime. Tabi oksijen O2 halindeki hali. Herhangi bir maddenin oksijenle tepkimesi sonucunda bir ürün oluşuyorsa arkadaşlar bu yanma tepkimesidir. Yanma oksitlenme de, oksitlenmede de denilebilir arkadaşlar buna. Yanma tepkimeleri hızlı da olabilir, yavaş da olabilir. Örneğin metan gazının yanması hızlı, demirin paslanması ise yavaş gerçekleşen bir yanma olayıdır. Yanma olayının gerçekleşebilmesi için 3 tane şartın yerine gelmesi gerekir. Birincisi yanıcı bir madde çünkü her madde yanmaz. Yanabilen bir madde gerekir ön öncelikle. Daha sonra yakıcı bir madde ki o da havadır. Havadaki oksijen yakıcı maddedir. Bu ikisinin yan yana gelmesi de yetmez. Üçüncü olarak da tutuşma sıcaklığına ulaşması gerekir. Yanıcı maddenin, yanacak olan maddenin tutuşma sıcaklığına ulaşması gerekir. Bu durum gerçekleştiği zaman arkadaşlar yanma olayı gerçekleşir. Bu üç şartın üçünün de olması gerekir. Üçünden biri bile olmazsa yanma olayı gerçekleşmez. Her yanma olayında tutuşma olmayabilir. Paslanma gibi yavaş yanma olaylarında tutuşma gözlemlenmeyebilir. Yavaş yavaş gerçekleşir. Evet, mesela odunun, kömürün yanmasında yanma, alevli tutuşmalar gözlemlenebilir arkadaşlar diyebiliriz. Evet. Şimdi yanma olayları arkadaşlar genellikle egzotermiktir. Yani bir madde yandığı zaman çevreye ısı verir, enerji verir, ortam ısınır arkadaşlar. Sadece azotun yanması egzotermik değil, endotermiktir. Azot oksijenle yanarken ortamdan ısı alır. Ortama ısı vermez. Tüm organik bileşikler yanabilir. Organik bileşik ne peki? Yapısında karbon ve hidrojen bulunduran bileşiklerdir. Karbon ve hidrojen bulunduran bileşik yanında oksijen de olabilir. Bu bileşikler yandığı zaman açığa karbondioksit ve su çıkar ve bir miktarda ısı açığa çıkar. Yani enerji açığa çıkar. O yüzden organik bileşikler yani fosil yakıtlar enerji verici maddeler olarak kullanılıyor arkadaşlar. Tabi çevreye doğaya zararları da var. Örneğin karbon yakıldığında karbon monoksit veya karbondioksit oluşabilir. Karbon monoksit yakıldığında ise karbondioksit oluşur. Kükürt yakıldığında SO2 veya SO3 oluşur. Eğer SO2 yakılımında ise SO3 oluşur. Karbondioksit ve SO3 ise daha yanmaz. Neden yanmadığına falan geleceğiz arkadaşlar bu maddenin. Bu maddelerin. Şimdi evet bu, burada tam olarak da bundan bahsediyor. Bir maddenin yanıp yanmayacağını anlamak için arkadaşlar oksijenli bir bileşikte oradaki ametal eğer ki maksimum yükseltgenme basamağına sahipse yanmaz olarak bahsedebiliriz. Şöyle diyelim bakın. 4A grubu elementleri artı 4 ile eksi 4 arasında değişken değerlikler alır. 5A grubu elementleri ise artı 5 ile eksi 3 arasında değişken değerlikler alır. 6A grubu elementleri ise artı 6 ile eksi 2 arasında değişken değerlik alır. Mesela 4A grubundaki karbonun alabileceği maksimum yükseltgenme basamı artı 4'tür değer olarak. Artı 5 artı 6 alamaz. Eğer ki karbon, e, karbon 4A grubundaki karbon Oksijenle yaptığı bileşikte artı 4 değerli almışsa o bileşik yanmaz. Artı 4 dışında bir şey almışsa yanar. Mesela karbon monoksitte. Karbon monoksit. Oksijen eksi 2'dir. Karbon artı 2. Artı 4 dışında bir şey. O zaman bu madde yanar. Ancak örneğin karbondioksit, Oksijen eksi 2. Karbon artı 4. Bakın maksimum ulaştı. O zaman bu madde yanmaz. Yanmıyorsa yangın söndürücü olarak da kullanılabilir. Çünkü yanmıyor. Örneğin yangın söndürücülerde gerçekten de karbondioksit vardır. Bu sebepten kaynaklı. Örneğin 5A grubundaki arkadaşlar azot eğer ki bileşinde artı 5 değerliğini almışsa yanmaz. Artı 5 dışındakiler de yanar. Örneğin şöyle düşünelim. NO2. Oksijen eksi 2 azot artı 4. Artı 5 dışında bir değerlik ya, o zaman yanabilir. Yanar. Ama şöyle bir bileşikte N2O5. Oksijen eksi 2 azot artı 5. Bakın maksimum yükseltgenme basamağına gelmiş. O zaman ne deriz? Yanmaz. 6A grubu içinde örnek verelim. Örneğin kükürtü örnek verelim. Burada da var zaten. SO2 için örneğin. 2 artı 4. Bakın maksimum artı 6 aldığı durumda yanmayacak. Artı 4 o zaman SO2 yanar. Hatta yanıp SO3 oluşuyor. SO3 ise bakın 2 artı 6. Artı 6 olduğu için yanmaz. Diyerek arkadaşlar yanıp yanmayacağını bir maddenin bulabiliriz. Soy gazlar arkadaşlar yani 8A grubu elementleri. Helium, Neon, Argon bunlar da yine yanmaz. Çünkü soy gazlar zaten arkadaşlar tepkime girmeyen maddelerdir. Herhangi bir soy gazı gidip oksijenle tepkimeye sokamazsınız arkadaşlar. Reaksiyon gerçekleşmez. Yine altında arkadaşlar aynı şekilde yanmaz diyebiliriz. Yanma tepkimleri sonucunda yanan maddedeki elementlerin oksijenli bileşikleri oluşur demiş. Örneğin arkadaşlar CS2 karbon disülfür bileşiği yakıldığı zaman karbonun oksijenli bileşiği karbondioksit ve kükürtün SO2 oluşur diyebiliriz. FS2 yakıldığında FO 2 oluşur diyebiliriz. H2 yakıldığında H2O ve SO2 bileşikleri oluşur diyebiliriz. Uygun sayılarla denkleştirerek de arkadaşlar tepkimeyi yazabilirsiniz. Şöyle örneklere bakalım. Şöyle denkleştirilmiş tepkime ile ilgili olarak hangileri doğrudur demiş. Şimdi öncelikle şu x ve y sayılarını bulalım. Bakın burada 4 tane karbon var. Başka karbon yok. Burada da 4 olması lazım. O zaman x ne olur? 4. Hidrojen kaç tane var? 8 tane. Burada y o zaman ne olması gerekir? 8. Oksijen 12. 8, 12 zaten. x 4, y 8 ama x y eşittir demiş. Bu yanlış. Oksijen varsa yanma tepkimesi diyebilirim. Doğru. Doğru. Yanma tepkimeleri azotun yanması hariç enerji açığa çıkar. Yani egzotermiktir. Bu da doğru. 2 ve 3 e şıkkı diyebiliriz. Yukarıda verilen tepkimelere göre hangi maddeler yanıcı değildir demiş. Bakın karbon oksijenle yanarak karbondioksit açığa çıkmış. Bu yanıcıdır. Karbon tepkimi yok demiş. E, yanıcı değildir. CH4 oksijenle yanmış. CO2 ve h 2 açığa çıkmış. E, yanıcıdır demek ki. Burada yalnız 2'deki yani karbondioksit yanıcı değildir diyebiliriz. Yani B şıkkı diyebiliriz. Yukarıda verilen denklemlere göre hangileri, de do hangileri doğrudur demiş. Altın oksijenle tepkime vermez. Doğru. N2O5 bakın. Buradaki azot oksijen eksi 2 azot artı 5 maksimum yükseltgeme basamağına sahip olduğu için tepkimeye girmez. Doğru. Burada NO maksimum yükseltgeme basamağına sahip değil. O zaman oksijenle yanar. ve bu da doğru. N2O Burada yine arkadaşlar N2O'da maksimum yükseltgeme basamağına sahip değildir burada. Oksijenle yanar N2O3 açığa çıkabilir. Doğru. Hangi? Ha bunlar zaten tepkimeler doğru. Bunlarla ilgili soru soruyormuş ki doğru olduğunu da tekrar incelemiş olduk. N2O5 ve N2O gazları yanıcıdır. Hayır N2O5 yanıcı değildir. Çünkü tepkime gerçekleşmiyor. Altın ve NO maddeleri oksijene karşı asaldır. Evet altın oksijene karşı asaldır ancak NO asal değildir. Tepkimeye girmiştir. Bu da doğru değil. Altın katısı havada oksitlenmez. E buradaki tepkime de gördüğümüz gibi oksitlenmez. O zaman bu da doğru. Yalnız 3 B şıkkı diyebiliriz. Şimdi bir diğer tepkime çeşidi arkadaşlar çözünme çökelme tepkimeleri. Çözünme çökelme tepkimeleri şu arkadaşlar. Suda çok iyi çözünmüş iki çözelti birbirine karıştırıldığı zaman suda çözünmeyen bir katı oluşturuyorsa biz buna çözünme çökelme tepkimeleri diyoruz. Yani ne demek bu? Örneğin arkadaşlar şöyle bir kap düşün. Şurada da bir kap düşün. Burada arkadaşlar suda iyi çözülmüş bir katı var. Suda iyi çözülmüş. Burada da suda iyi çözülmüş bir katı var. İkisi de homojen karışım oluşmuş. Bunu şöyle suya döküyorsunuz. Bu ikisini birbirine karıştırıyorsunuz. arkadaşlar. Ya birine birine ya birine birine ya da ikisini birlikte tek bir kaba doldurduğunuz zaman. Burada arkadaşlar şöyle bir durum yaşanıyor. Bu ikisinden gelen iyonlar arkadaşlar birleşerek şöyle suda çözülmeyen bir katı oluşturuyor. Yani her zaman oluşturmak zorunda değil. Oluşturuyor. Oluşturuyorsa eğer bu katıya çökelek adını veriyoruz. Bu tepkimeye de çökelme tepkimesi diyoruz. Ama hala suda çözülmüş olan maddeler de var. Buna çözülme çökelme tepkimeleri diyoruz arkadaşlar. Şöyle örnek verecek olursak mesela şu örnek üzerinde potasyum iyodür. Suda iyi çözülen bir katı. Suya attık potasyum iyodürü. Potasyum artı ve iyot eksi olarak iyonlarına ayrıştı. Işte. Kurşun nitrat yine suda çok iyi çözünen bir katı. Kurşun ve nitrat olarak suda çözünüyor. Bunu bu ikisini karıştırdığınız zaman şöyle buradaki kurşun iyonuyla bundaki iyot iyonu birleşerek PbI2 katısını oluşturuyor ve bu katı artık suda çözünmüyor. Diğer iyonlar potasyum ve nitrat ise yine suda iyi çözünüyor arkadaşlar. İşte bu tür bu kalıp bak suda suda katı suda. Bu kalıbı gördüğünüz zaman buna çözünme çökelme tepkimesi diyebilirsiniz. Çözünme çökelme tepkimeleri arkadaşlar aynı zamanda yer değiştirme tepkimeleridir. Bakın kurşunda iyot yer değiştiriyor. Potasyonla nitrat yer değiştiriyor. Yani bu nitrat buraya geliyor. iyot ise buraya geliyor diyebiliriz. Hatta çift yer değiştirme tepkimesidir diyebiliriz. Burada arkadaşlar net iyon denklemi diye bir tanımımız vardır. Net iyon denklemi çözünme çökelme denklemlerinde çözünme çökelme tepkimelerinde net iyon denklemi katının oluşumuna göre yazılır. Yani burada Pb2 artı iyonuyla I eksi iyonunun birleşerek PbI2 katısını oluşturması bunun net iyon denklemidir. Buradaki potasyum nitrat ise potasyum artı ve nitrat eksi olarak tekrar iyonlarına ayrışır. Bunlara ise arkadaşlar seyirci iyonlar denir. Seyirci iyonlar. Hatta asit bas tepkimelerinde de aslında bahsetmedik. Asit bas tepkimelerinde de arkadaşlar suyun oluşumuna net iyon denklemi denir. Suyun oluşumu orada da H artı OH eksiden h 2 oluşması iyon denklemi. Diğer tuz ise arkadaşlar seyirci iyonlar diyebiliriz. Şimdi burada hem anyon hem katyonlar yer değiştirmiş. Doğru. Oluşan KNO3 çözelse elektriği iletmez demiş. KNO3 suda iyonlarını ayrıştığı için elektriği iletir. PbI2 elektriği iletmez arkadaşlar. Dolayısıyla bunun cevabı 1 ve 2 olacak. Yukarıda verilen tepkimelerden hangileri? Çözünme çökelme tepkimesidir. Burada potasyum klorür suda iyonlarını ayrışmış. Bu çözünme çökelme tepkimesi değildir. Bakın suda suda katı suda bu kalıp tam çözünme çökelme tepkimesi kalıbıdır. Buradaki magnezyum katısının asitle tepkimesi var. Bu bir çözünme çökelme tepkimesi değil. Yalnız iki B şıkkı diyebiliriz. Birkaç bir tane daha soru. Tepkimesi ile ilgili hangileri yanlıştır? Bakın suda, 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 suda katı. Bu bir çözünme çökelme tepkimesidir. Aynı zamanda yer değiştirme tepkimesidir. Netiyon denklemi oluşan katıya göre yazılır. PbBr2'yi Pb2 artı ve Br birleştirmiş. Doğru. PBBR2 suda az çözülen bir madde. Evet bu katı suda çok 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 az çözünür. Bu da doğru. Fiziksel bir değişim gerçekleştirmiş, gerçekleşmiştir demiştir. Ama bu yanlış. Burada bir kimyasal tepkime gerçekleşmiştir. Fiziksel değildir. Dolayısıyla E diyebiliriz cevabı. Hangisi yanlıştır demiş. Bir tane yanlış var. Şimdi asit baz tepkimeleri arkadaşlar. Üçüncü çeşitimiz. Şimdi arkadaşlar asit baz tepkimeleri. Önce asit ve bazın tanımını yaparak başlayalım. Arrhenius'a göre arkadaşlar suda çözüldüğünde haşartı iyonu veren ya da haşartı iyon sayısını arttıran maddelere asit deriz. Suda çözüldüğü zaman OH eksi iyonu veren ya da onun derişimini arttıran maddeleri ise miktarını arttıran maddeleri ise baz diyebiliriz. Genellikle hidrojenle başlayanlara asit OH ile bitenlere ise baz diyebiliriz arkadaşlar. Şurada başka örneği yok mu? Şöyle birkaç tane asit baz örneği yazayım isterseniz. Asit, bas. Örneğin HCl hidroklorik asit, H2SO4 sülfürik asit, HNO3 nitrik asit, H3PO4 fosforik asit gibi. H HBr gibi böyle H'la başlıyor diyebiliriz genel olarak ama her zaman H'la başladığını düşünmeyin. Örneğin ch 3 cooh H'la da başlamıyor. O OH H'la bitiyor aynı zamanda ama asit zayıf asittir, asetik asittir. Örneğin HCOH yine o OH H'la bitmesine rağmen asettir. Bazılar genellikle OH ile biter. Sodyum hidroksit, işte potasyum hidroksit bunlar birer bazdır. Magnezyum hidroksit, alüminyum hidroksit. Bunlar bazı. Burada özellikle baz olarak bilmeniz gereken amonyak NH3 arkadaşlar. Hidrojenle başlamaz, OH ile bitmez ama bazdır. Çünkü suda OH eksiyonu verdiği için diyebiliriz. Şimdi bunlara göre bakalım. Şimdi arkadaşlar asitle baz yan yana gelince ne oluyor? Asitle baz yan yana gelirse arkadaşlar tepkimeye girer. Genellikle tuz ve su açığa çıkar. Genellikle diyoruz çünkü bazen su açığa çıkmayabiliyor. Sadece tuz oluşabiliyor. Örneğin yani hidroklorik asitle sodyum hidroksitin tepkimesinden yemek tuzu ve su açığa çıkmış. Bir asit baz tepkimesi. Su açığa çıkıyorsa arkadaşlar buna nötralleşme tepkimesi de denir. Eğer su açığa çıkmıyorsa nötralleşme tepkimesi denmez arkadaşlar. Sadece asit baz tepkimesi denir. Örneğin amonyan H2SO4 ile tepkimesinde su açığa çıkmadığı için bu sadece asit bas tepkimesidir. Nötralleşme tepkimesi değildir. HCl asit, kalsiyum karbonat bazik bir tuz. Bu, bu asit bas tepkimesine girer. Kalsiyum klorür, karbondioksit ve H2O oluşur diyebiliriz. Karbonat ve bikarbonat bileşiklerindeki karbonat ve bikarbonat iyonları baz olarak davranmıştır. Ayrıca HSO3 ve SO2 eski iyonları metal tuzlarda yine bazik özellik gösterilmiş. Bu tabi biraz ekstra bilgi. Asit baz tepkimelerinde arkadaşlar demin asit çözüme çökelmede de bahsettim az önceden bahsetmiş bahsettiğimi düşünmüştüm. Çözüme çökelme tepkimesindeki net iyon denklemi katıya göre yazıyorduk. Burada ise net iyon denklemi suyun oluşumuna göre yazıyoruz arkadaşlar. Suyun oluşumuna göre net iyon denklemini yazıyoruz. Buradaki diğer iyonlar ise seyirci iyonlardır diyebiliriz. E yani bu arada şunu da söyleyelim. asit asit tepkimeye girer mi? Girmez arkadaşlar. Bazla baz tepkimeye girer mi? Girmez. Sadece asit karışımı veya baz karışımı oluştururlar. Asitle baz tepkimeye giriyor arkadaşlar burada. Tuz ve su oluşturuyor diyebiliriz. Şöyle örneklere bakalım. Aşağıdaki maddelerden hangisinin sulu çözeltisi OH eksiyonu vermez. Yani hangisi baz değildir demiş. NH3 amonyak bazdır. OH ile bitiyor, OH ile bitiyor, OH ile bitiyor. CH3 ise bir asittir, asetik asittir diyebiliriz. Şekildeki düzeneğin A ucundan X, Y ve Z gazları gönderildiğinde birinci kapta Y gazı, ikinci kapta Z gazı tutulmaktadır. Buna göre hangileri doğrudur? Bakın birinci kapta asit varmış. Ve birinci kapta Y gazı tutuluyormuş. O zaman Y'nin ben buradan baz olduğu yorumunu yapabilirim. Bazdır ki çünkü asit tarafından tepkime girmiş tutulmuş. O zaman X ve Z'nin asit yorumunu yapabiliriz. Ya da şöyle asit yorumunu yapamayabiliriz. Belki nötr de olabilir. Nötrse de tepkime girmez. Şöyle diyelim ikinci kapta Z gazı tutulmaktadır. O zaman ikinci kapta baz çözeltisi Z o zaman asit, X o zaman nötr diyebilirim burada. Şimdi bakalım buna göre Y'nin sulu çözeltisinin oda koşullarındaki pH'leri 7'den büyüktür. Y'ye biz baz dedik arkadaşlar. Bazın da pH'i 7'den büyüktür. Bu doğru. X maddesi amonyak olabilir demiş. Ancak X maddesi arkadaşlar amonyak bazdır. X maddesi burada baz olsaydı eğer şu birincide de tutulacaktı. Birinci kapta sağ kapta Y gazı sadece tutulmuş. Bu yanlış. Z maddesi HF olabilir. Z'nin asit olduğunu söylemiştik. HF hidroflorik asit bir asittir. O zaman burada doğru. 1 ve 3 C şıkkı diyebiliriz. Şimdi sentez ve ayrışma. Sentez arkadaşlar o bir diğer ismi oluşum tepkimesidir. İki tane atomun yani iki tane maddenin birleşerek tek bir madde oluşturmasıdır arkadaşlar. Nasıl? F ile oksijen birleşmiş F2O3 gibi ama tek bir tür oluşmak zorunda. Birden fazla oluşuyorsa bu oluşum tepkimesi değildir. Oluşum veya sentezleyebiliriz. Örneğin burada amonyağın N2 ve H2'den oluşması oluşum. İşte SO3'ün oluşması bunlar oluşum tepkimeleri. Ve oluşum tepkimeleri genellikle egzotermiktir arkadaşlar. Yani ısı veya enerji açığa çıkar. Mesela bu bir oluşum tepkimesi aynı zamanda dikkat edin bir yanma tepkimesi. Yani aynı tepkime birden çok tepkime çeşidine sahip olabiliyor. Analiz tepkimesi ise tam, tep tam tersi bir maddenin enerji olarak parçalanıp daha küçük maddelere ayrışmasıdır. Analiz dendiği gibi ayrışma tepkimeleri de denilebilir arkadaşlar. Parçalanma tepkimesi de denilir. Örneğin magnezyum karbonu ısıtarak magnezyum oksit ve karbondioksite dönüştürmüş. kclo 3ü o ve h H2O'yu da hidrojen ve oksijene döndürmüş. Burada ısı, burada ise elektrik enerjisi vererek, burada elektrolize ederek burada ayrışma analiz tepkimesini gerçekleştirmiş. Evet, tepkime çeşitlerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi sorulara bakıp arkadaşlar devam edebiliriz. Şimdi diyor ki formül sudaki iyonlar cinsi demiş. Burcu öğretmen bazı asit ve bazıları için yukarıdaki tabloyu hazırlıyor. Ve boş kalan yerleri öğrencilerin doldurmasını isteniyor. Buna göre birden 5'e kadar olan numaralı hücrelerle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Şimdi bakalım. Şimdi formül kalsiyum hidroksit sudaki iyonları nedir arkadaşlar? Kalsiyum 2 artı ve OH eksidir. Ve bazdır. Sudaki iyonlar potasyum artı ve OH eksi ise bu potasyum hidroksittir. Potasyum hidroksit yine bazdır. H2SO4'ün sudaki iyonları H artı ve SO4 2 eksidir. Bu da asittir. Şimdi bununla ilgili bakalım. 3 yerine baz yazılmalıdır. Doğru. V'ye 5 yerine 2H4 artı demiş. Böyle bir şey yok arkadaşlar. SO4 2 eksi doğru ama H4 artı diye bir şey olamaz. Bir yerine kalsiyum 2 artı ve OH, OH eksi de diyebilirim. 2 OH eksi de diyebilirim. Fark etmez. Doğrudur. 4 yerine asit yazılmalıdır. Doğru. 2 yerine de potasyum hidroksit KOH yazılmalıdır. Bu da doğru. Bu denkleştirilmiş tepkime ile ilgili diyor ki hangileri doğrudur? X'in bileşiminde oksijen var. Yanma tepkimesi homojen demiş. Şimdi oksijen olduğu için burada bu bir yanma tepkimesidir. Bu doğru. Homojen ve heterojen mi? Şuna bakarım arkadaşlar. Eğer ki bir tepkime de hepsi aynı fiziksel haldeyse homojen değilse heterojen derim. Bakıyorum sıvı, gaz, gaz, sıvı. Bu homojen değil heterojendir. X'in bileşiminde oksijen vardır. Buna bir bakalım arkadaşlar. Bakın 3 tane karbon var. Ya da şöyle bakalım. Burada kaç oksijen var? Şu an. 9 bölü 2 çarpı 2'den 9 oksijen var. Burada 3 kere 2 6. 4 de burada 10 oksijen var. 4 artı 6'dan. Demek ki şunun içerisinde bir tane daha oksijen var. Dolayısıyla X'in bileşiminde oksijen vardır. Da Doğru. Dolayısıyla B seçeneği diyebiliriz. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin türü yanlış verilmiştir? Oksijen var, yanma. Suda suda, katı suda, çözüme çökelme kalıbı. Burada magnezyum karbonatı parçalamış yani analiz tepkimesi. İki madde birleşerek tek bir madde oluşuyor. Sentez tepkimesi. H2 ile O2'nin birleşmesi bir asit baz tepkimesi değildir arkadaşlar. Bu bir yanma tepkimesi olarak ya da sentez birleşme tepkimesi olarak ifade edilebilir. Ancak H artı ile OH eksi birleşip suyu oluştursaydı o asit bas tepkimesi olarak kabul edilebilirdi. Bu tepkime ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Tepkime de atom cinsi korunmuştur. Daima korunmak zorunda mı? Biz bir kontrol edelim hata var mı diye. 1 karbon, 1 karbon, 4 hidrojen, 4 hidrojen, 4 oksijen, 2, 2 daha 4 oksijen. Atom cinsi demek zaten karbon, hidrojen, oksijen, karbon, hidrojen, oksijen. Bu doğrudur. CH4 gazı yanıcı bir maddedir. Evet oksijenle tepkimeye girdiği için yanıcıdır. O2 gazı yakıcıdır. Tepkime homojendir demiş. Bakalım gaz, 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 sıvı. Hepsi aynı fiziksel halde olmadığı için tepkim homojen değildir. Toplam atom sayısı da yine korunduğuna bakmıştık. Denkleştirilmiş tepkime ile ilgili hangileri doğru? Hemen hızlı bir şekilde denkleştirelim. 3 karbon var. Şuraya 3 ile çarptım. 6 hidrojen var. Şuraya 6 ile çarptım. 3 kere 2 6. 3 burada 9 tane oksijen var. 6 olduğuna göre burada da 3 tane olması lazım. 3, 6, 3 olması lazım. Hepsinin eşit 3 demiş. Yanlış. Oksijen olduğu için yanma tepkimesi. Azotun yanması hariç yanma tepkimleri egzotermiktir. Yani ısı açığa çıkar, çevreyi ısıtır, ortamı ısıtır diyebiliriz. Dolayısıyla cevabı da 2 ve 3 C şıkkı diyebiliriz. Kapalı bir kapta gerçekleşen tepkimeyle ilgili hangileri doğrudur demiş. X, Y, 3 parçalanarak X2 ve Y2 oluşuyor. Bu bir analiz tepkimesidir. Sentez tepkimesi değildir. Toplam kütle daima korunur. Toplam atom sayısı da yine korunmuştur. Korunmak zorunda 2X, 2X, 6Y, 6Y. Dolayısıyla cevap yine 2 ve 3 diyebiliriz. Kapalı bir kapta gerçekleşen tepkime ile ilgili hangileri yanlıştır demiş. X yerine alüminyum hidroksit getirilmedir. Bakalım ister e, denkleştirmeden bak isterseniz direkt bu asit karşısına bazı gelecek oradan görebilirsiniz. Bakın iki tane alüminyum var. Burada yok. Kassa 2 olduğuna göre bir tane alüminyum gelecek. Oksijene bakalım. 12 oksijen. Bakın burada 12. 6 da burada 18. Burada 6 tane de alacak. Kassa 2. O zaman 3 tane oksijen gelecek. Hidrojen de burada 6. Burada 12. 6 tane gelecek. Yani alüminyum hidroksit geliyor arkadaşlar. 3 kere 2'den 6 hidrojen, 6 oksijen, 3 tane de 2 tane de alüminyum. Doğru. Kap zamanla soğur demiş. Ancak kap zamanla ısınır. Neden? ısı açığa çıkıyor. Asit bas tepkime sonucu ısı açığa çıkıyor. Bir miktar daha kabın ısınmasını beklerim. Sağa yazıldığı için ısı da bu egzotermiktir. Bu da doğru. Dolayısıyla 1 ve 3 E şıkkı diyebiliriz. Yukarıdaki tepkimeler ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. İkinci tepkime asit bas tepkimesidir diyor. H artı OH eksi. Evet bu asit bas tepkimesidir. Doğru. Birinci, üçüncü ve dördüncü tepkimeler sonucu oluşan gazlar sırasıyla yanıcı, yakıcı ve yangın söndürücüdür. Bakalım. Birinci de açığa çıkan H2 yanıcı bir maddedir. Doğru. Bakın üçüncü de açığa çıkan oksijen yakıcı bir maddedir. Doğru. Dördüncü de açığa çıkan karbondioksit olarak yangın söndürücü olarak kullanılan bir maddedir. Bu da yine doğru. Üçüncü ve dördüncü tepkimeler analiz tepkimesine örnektir demiş. Evet üçüncü ve dördüncü de tek bir madde parçalanıp birden fazla madde açığa çıkıyor. Doğru. Sadece üçüncü tepkime endotermik tepkimedir. Üçüncü tepkime endotermiktir. Dört de endotermiktir. Yani dörtte de analiz tepkimeleri genellikle endotermiktir. Üç ve dört endotermik. Tabii bir ve iki e, asit bas tepkimeler olduğu için ısı açığa çıkan miktar. Bunlar egzotermiktir. Dolayısıyla bu yanlış. İkinci tepkime de ısı değeri tepkimenin ürünler tarafına yazılır. İkinci tepkime asit bas tepkimi olduğu için egzotermiktir. Isı değeri de ürünler tarafına yazılır. Şöyle artı ısı denir. Bu da yine doğru. Yukarıda gösterilen 1 ve 2 olayları ile ilgili olarak hangileri doğrudur demiş. Her iki olayda atom sayısı konulur. Atom sayısı daima korumak zorunda. Yine bakalım 2. E burada da 1 var. 2'ye 1. Yine 2'ye 1. Bu doğru. Bir olayı suyun elektrolizidir. Bir olayı arkadaşlar suyun elektrolizi değildir. Suyun elektrolizi H2O'nun suyun parçalanıp H2 ve O2'nin açığa çıkması. Burada H2 ile H2 oksijenle yakılarak su oluşturulmuş. İki olayında maddenin molekül yapısı değişmez. Evet iki olayında sadece hal değiştirmiştir. Fiziksel bir değişim yaşamış. İkisinde de H2O molekül yapısını koruyor. Bu da doğru. Dolayısıyla 1 ve 3 C şıkkı diyebiliriz. Yukarıda denkleşmiş olarak verilen denklemlerde X, Y, Z ile gösterilen maddeler aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir diyor. Şimdi bakalım. 3 tane karbon var. 4 tane alüminyum var. Şöyle katsayısı bir 1 olarak düşünürsek Al4C3 diyebiliriz. 24 tane hidrojen var. 3 kere 4 12. 12 de burada 24 tane hidrojen. Burada da 24. 3 çarpı 4 12 oksijen. Burada da 12 oksijen. Al4 C3 diyebiliriz. 2 tane karbon var burada. Burada Y'de 1. O zaman şöyle C. Zaten C2 O2 oksijen karbondioksit açığa çıkacak. Karbondioksit sonra direkt karbondioksit diyebiliriz. Hatta yine de bakalım isterseniz. 3 oksijen. 4 burada 7. Buradan 5 geliyor. 2 de buradan 7 gelir zaten. 9 tane demir. 9 tane demir bu geliyor. 3 çarpı 4 12 tane oksijen. O zaman O3 gelecek. 8 tane de alüminyum. O zaman Al2 gelecek. 8 alüminyum. Al2 O3. Yani C şıkkı diyebiliriz arkadaşlar. Kapalı bir kapta gerçekleşen şöyle bir tepkime veriyor. Tepkimesi ve tepkimedeki X maddesi ile ilgili hangisi doğrudur demiş. Fiziksel bir tepkimi diyor ama oksijen yanma olayları kimyasal değişimlerdir. Bu yanlış. X maddesi 2 tür atom içerir diyor. Şu X maddesinin ne olduğunu bir bulalım. Onu da soruyor zaten. 4 karbon var. Kas sayısı 2. O zaman buradan 2 karbon olacak. 2 kere 2'den 4. 12 hidrojen var. Kas sayısı 2. H6. 4 kere 8. 6'da 14 oksijen var. 10 tane burada. O zaman burada 4 tane olacak. O zaman O2. C2 H6 O2 olacak. 2 tür atom içerir diyor ama karbon hidrojen ve oksijen 3 tür içerir. Yanlış. C2 H4 O değil. C2 H6 O2 yanlış. Gaz kütlesi zamanla artar demiş ama hepsi burada gaz, 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 gaz. Kütle daima korunur. Kütlenin korunumu kanununa göre. Bu da yanlış. X yanıcı bir madde. Evet, X oksijen tepkimeye girip karbon su açığa çıkmış. Bu doğru. Dolayısıyla E şıkkı diyebiliriz. Demir artı oksijenle de demir oksit tepkimesi kapalı bir kapta artansız olarak gerçekleşmektedir diyor. Buna göre tepkime ile ilgili olarak çizilen grafiklerden hangisi yanlıştır? Toplam kütle örneğin başta demir oksijenin bir kütlesi vardı. Tepkime boyunca kütle değişmeyecek. Toplam kütle daima korunur arkadaşlar. Bu doğru. Katı kütlesini başlangıçta sıfır göstermiş ama başlangıçta sıfır değil. O yüzden bu yanlış. Gaz kütlesi başlangıçta bir miktar gaz vardı ama tepkime sonucunda hiç artma yok ve tepkime sonucunda bütün maddeler katıya dönüşmüş. Gaz kütlesi zamanında bitmiş. O zaman bu da doğru. Hangileri yanlıştır diyor. Yalnız iki diyebiliriz. Saf olduğu bilinen bir madde yakıldığında karbon, dioksit ve H2 oluşmaktadır. Yakılan madde ile ilgili olarak en az iki tür atom içermek zorunda. En element olamaz. Bileşiktir. Yapısında oksijen vardır. Yani oksijen olabilir, olmayabilir. Kesin değil. Formülü CH4'tür. Bu da olabilir. CH4 yandığı zaman karbon dioksit ve su açığa çıkar. Kesinlikle element olması kesin yanlış. Bu doğrudur. Olabilir. Yapısında oksijen vardır da olabilir. Burada yan olabilir olmuyor. Yani kesin yanlış olan birdir arkadaşlar. Yalnız birdir diyebiliriz. Bu tepkime denklemiyle gösterilen tepkime ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Bakıyorum hepsi aynı fiziksel halde. Homojen bir tepkimedir. Tepkiminin gerçekleşmesi için ısı gerekli. Evet ısı alarak endotermik bir tepkime ısı gereklidir. Toplam molekül sayısı korunmuştur diyor. Şimdi arkadaşlar bu diyelim ki bir kase bir molekül var. Burada 1 artı 1 bölü 2'den buçuk molekül oluşmuş. Molekül sayısı korunmamıştır ki korunmak zorunda değildir. Dolayısıyla cevabımız 1-2 diyebiliriz. Denkleştirilmiş tepkime denklemi ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Atom tür ve sayısı korunur. Evet korunmak zorunda. Oksijen olduğu için yanma tepkimesidir. X maddesi yandığında açığa ısı çıktığı için yakıt olarak kullanılabilir. X gazı oksijene karşı asaldır demiş. X oksijene karşı asal olsa tepkime sonunda bir ürün oluşmazdı. Dolayısıyla bu yanlış. Dolayısıyla 1 2 3 C şıkkı diyebiliriz. Gümüş nitrat ve sodyum bromür tuzdan oluşturduğu sulu özellikler karıştırıldığında gümüş bromür katısı oluşuyor diyor. Bakın çözünme çökelme tepkimesi. İki tane sulu çözelti karışmış, bir tane katı oluşuyor. Hatta Ag ve Br'den katı oluşmuş. Sodyum ve nitrattan da suda çözünmeyen suda su iyi çözünen iyonlar oluşacak. Tepkime net iyon denklemi katının oluşumuna göre yazılır. O zaman bu doğru. Çökmeye katılmayan iyonlar yani seyirci iyonlar sodyum ve nitrattır demiş. Bu da doğru. Üçü de doğru. Gümüş nitrat ve sodyum klorür çözeltileri karıştırıldığında gümüş klorür katısı çöküyor. Yine arkadaşlar çözüme çökelme homojen değildir. Katı oluşuyor. Çözümü sodyum artı ve nitrat iyonları içerir. Doğru. Çünkü gümüş ve klor katı oluşturacak sodyum ve nitrat iyon olarak kalacak. Çökme tepkimesi gümüşle klordan gümüş klor yani net, net denklemi aynı zamanda doğru. Dolayısıyla yalnız bir atana H2S ve kalsiyum hidroksit, kalsiyum sülfür ve H2O tepkimesi ile ilgili hangileri doğrudur? Bu biraz H2S asittir. Kalsiyum hidroksit baz, asitle baz, tuz ve su açığa çıkmış. Nötrleşme tepkimesidir. Kalsiyum 2 artı ve S2 eksi seyirci iyonlardır. Evet H2O suyun oluşumu net iyon denklemidir. Bunlar ise seyirci iyonlardır. Net iyon denkleminde suyun oluşumuna göre bu şekilde yazılır. Edirne diyebiliriz. Tepkimesinde ürünler yazılıp en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde hangileri yanlıştır demiş. Bakın magnezyum hidroksit bir baz. H2SO4 asit. Asit de baz bakın arkadaşlar. Magnezyum 2 artıyla magnezyum 2 artıyla sülfat 2 eksi çaprazlandığında 2'ye 2 gelir. Bunlar da sadeleştiği zaman MgSO4 tuzu oluşur. Magnezyum sülfat artı su oluşur. Bunu denkleştirelim. Bir magnezyum, bir magnezyum, bir kükürt, bir kükürt, iki hidrojen, iki de burada 4 Burayı iki ile çarptım. İki oks, altı oksijen, iki altı. Bu şekilde denkleşti. Haşkanın kat sayısı iki doğru. Asitin kat sayısı'nın bazın kat sayısını oranı 2'dir demiş. Yanlış. Asit ve bazın kat eşittir. Oluşan tuzun formunda altı atom vardır demiş. 4 oksijen, 1 kükürt, bir magnezyum, altı atom vardır. Bir tanesinde bu da doğru. Hangileri yanlıştır diyor. Yalnız iki. H2SO4 ve sodyum hidroksitten X artı H2 oluşmuş. Yukarıdaki tepkime ile ilgili şimdi sodyumla sülfatı çaprazlarsak sodyum artı bir yüklü sülfat eksi 2. Sodyumun altına 2 sülfatın altına bir gelecek. Yani Na2SO4 olacak. Hatta denkleştirmiş. Na2SO4 doğru. Asit baz tepkimesinin örnektir. Doğru. H2SO4 asit. Sodyum hidroksit bazdır. X buradan asitle baz tepkimesi tuz ve su oluşur. Sodyum sülfat tuzudur. X'in sulu çözelse elektrik akımı iletmez demiş ancak tuz suda iyonlarını ayrışıp sodyum artı ve sülfat olarak elektriği iletebilir. X suda çözüldüğünde sodyum artı ve sülfat iyonlarına ortam verir. Bu da yine doğru. Yukarıda verilen tepkime analiz ve sentez tepkimesi olarak ayrımını hangisine doğru yapılmıştır? Birincisi analizdir, parçalanmış. İkincisi sentezdir. Üçüncüsü yine sentez aynı zamanda yanma. Dördüncüsü de analizdir. 1 ve 4 analiz, 2 ve 3'e de sentez yani A diyebiliriz. Yukarıda ve olaylardan hangileri endotermiktir demiş. Analiz tepkimeleri endotermiktir. Asit, baz tepkimeleri egzotermik. Sıvıdan bakın şöyle yazalım. Katı sıvı gaz dönüşümünde sağa doğru olan dönüşümler endo. Sola doğru oluşan dönüşümler ise egzodur. Endoyu soruyor. Burada sıvıdan katıya gitmiş. Sıvıdan katıya gitme egzodur. Bu da olmaz. Yalnız bir adana diyebiliriz. Son soru. Tepkimesi netiyon denklemi hangisidir demiş. Asit baz tepkimesi netiyon denklemi suyun oluşumuna göre yazılır. Ancak burada iki tanesi oluşturmuş. Ancak bunu yanlış yazmış. H eksi OH artı olamaz. Burada cevap B şıkkı olacaktı. Evet sorular bu şekilde arkadaşlar. Yani bolca örnek yapmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Kolay gelsin.